Ha ben diyor üniversiteye İslam kimliğimle girmek istiyorum, Müslüman kimliğimle girmek istiyorum diyor. Öbürü ne yapıyor siz söyleyin. Allah Allah. Siz gelemezsiniz. Reis. İslam kimliğini kabul etmiyor. Bak ve la temutunne illa ve müslimun. Kavga buradan kaynaklanıyor. Kimlik kavgası. Nesin sen kardeşim? İslam kimliğiyle üniversiteye kabul etmiyor. Yani başındaki örtü Kur'an'a dayalı bir kimliktir. Kim? Kim bu lan bu? Şimdi sokakta dolaşan kot pantolonlu, af buyurun, kalçası, bilmem nesi açıkta, meydanda dolaşan bir kadının baktığınız zaman o haliyle gayrimüslim bir vatandaşın kızı mı, Beytullah'a gitmiş bir hacının kızı mı? Dışarıdan belli mi soruyorum? Vallahi belli değil. Kimlik problemiyle karşı karşıyayız. Kimlik. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ'un mücadelesi içindeyiz. Müslüman kalabilecek misin, kalamayacak mısın? Müslüman ölecek, ölebilecek misin, ölemeyecek misin? Müslüman olarak ölebilmek için, Müslüman olarak kalabilmek lazım. Kalmak. O mesele anlatılıyor. O halde demek ki yine başa gelelim. Allah'ın yeryüzünde bir insana verdiği nimetlerin en başında birinci maddede, birinci sırada ne varmış? İman varmış. İman olmadıktan sonra hayatınızın hiçbir manası yoktur. Zaten de yoktur. Eninde sonunda gelip en sonunda istediğin kadar yeryüzünde geziyorsun, dolaşıyorsun, alıyorsun, veriyor pazarlarda, panayırlarda, zengin efendim işte özel uçakları var, özel efendim helikopterleri var var. Sonunda hepsinden inip, düşüp, dökülüp, sekseçilip gelip tabut namında kapısı penceresi olmayan ve adamın boyunun ölçüsü kadar olan bir yere giriyor musun, girmiyor musun kardeşim? Bana bunu anlat. İnkar edeceksen, erkeksen, inkar ediyorsan, erkeksen şu kabir kapısını kapat. Azrail'i ortadan kaldır. Ölümü öldür. Hem ölümü öldüremiyor, hem tabuta mani olamıyor, hem kabirin kapısını kapatamıyor, hem de meydan okuyor Allah'a. Korkunç bir şey bu. Olacak şey değil. Hani insan konuşurken elinde bir imkan olur da ölümü öldürür, efendim kabir alemini ortadan kaldırır, artık hiç kimse hayatından endişe etmez, ölümsüzlüğü ortaya koyar, ha o zaman ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap sonunda gözlerini kapattığın bu alem senin değildir. Eğer bu alem senin olsaydı gözünü kapatmazdın. Senin olmayan bir alemde bu alemin sahibine, bu mülkün sahibine kafa tutmaya hakkın yoktur. Hadise bu kadar açık bir hadisedir. Peki Allah'ın insanlara nasip ettiği, kısmet ettiği, takdir ettiği en mühim nimet imanın olduğunu, iman olduğunu şimdi bir ayet daha okuyarak perçinleyelim. Ondan sonra imanın insan üzerindeki etkisini ve tesirini ifadeye çalışalım. Ayet okuyorum. Hucurat suresinde 7 numaralı ayette Cenab-ı Hak açık haber veriyor. Velakinnallâhe. Velakin bildiğimiz velakin. Yani ne var ne söyleden söyle. Velakinnallâhe muhakkak Allahu Teala habbebe ileykümül iman. Bak iman kelimesi var burada. Habbebe ne demek? Habbebe. Habib. Habib ne demek? Habib. Sevgili. Habbebe sevdirdi anlamına geliyor. Sevdirdi. Mesela Türkçe'de sevdi derseniz başka, sevdirdi derseniz İkisi aynı manaya mı geliyor? Biri sevdi, sen sevdin. Senin eserin.
Sevdirdi, senin değil başkasının eseri. Sevdirdi. Mesela yedim diyorsun, yedim. Bir de yedirdim var, yedirdim. Yedim derken sen kendin yedin. Yedirdim derken başkasına yedirdin. Bak kelimeler çok farklı anlam taşıyor. Burada Cenab-ı Hak diyor ki وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ Mutlak surette اِلَيْكُمْ size, Allah size imanı, siz söyleyin, sevdirdi. Yani kişinin kalbine oturan iman, o kişinin eseri mi oluyor, yoksa Allah'ın eseri mi oluyor? Ayet bunu anlatıyor. Sen kimsin be? Kalplere imanı koyan sen değilsin, anan değil, baban değil, emeğin değil, gayretin değil, senin takdirin değil. Senin kalbine imanı koyan bizzat kimdir? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمِ الْاِمَانِ İmanı koyan Allah'tır. Peygamberin dahi böyle kalplere iman koymaya yetkisi var mı? Sesini çıkmıyor. Yoktur kardeşim, olsaydı öz amcası Ebu Talib'in kalbine imanı koyar, o da mümin olarak göçer giderdi. Koyamadı. Olmuyor. Bu Allah'a ait bir haktır. O halde demek ki Allahu Teala, ona sonsuz hamdü sena olsun, kalplerimize imanı ne yapmıştır? Koymuştur. Ama acaba kalbe o iman hakkıyla kalbe oturmuş mu oturmamış mı? Şimdi onu göreceğiz. Kalp kelimesi çok önemli. Biliyorsunuz insan yapısının, insan dediğimiz şu varlığın vücudunda 24 saat hiç dinlenmeden çalışan organların başında ne geliyor? Vallahi kalp. Kalp uyusa parmaklara kan gelmez, uyuşur. Kalbin çalışmasıdır insanın en kılcal damarlarına kadar karı kanı, o kan dediğimiz maddeyi gönderen kim? Vallahi kalp. Kalp durdu mu hayat bitiyor. Niye? Kan gelmiyor. Onun için imanın makamı, imanın bulunması gereken yeri nedir? Kalp olacak. Kalp kanı göndermediği zaman parmakların uyuşuyor, yaraların iyileşmiyor. Sakat oluyoruz, bacağını kesiyorlar adamın. Kan gelmiyor ya. Kalbe giden damarlar tıkandığı zaman mahvoluyorsun, hemen bypass ameliyatı oluyorsun. Kalp çok önemli. İmanın da kalbe oturmasını Cenab-ı Hak istiyor. Bak şimdi ayet okuyacağım. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمِ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي كُلُوبِكُمْ Bak kalp çıktı. ف۪ي كُلُوبِكُمْ Kalbinize imanı oturtan Allah'tır diyor. Kalp. Demek kalbin oturduğu yer, kalbin adresi neresidir? İmandır. Kalptir. Kalbin bulunduğu, bulunması gereken, oturması gereken, yerleşmesi gereken yer kalptir. Kalbe oturmamış iman hiçbir şey ifade etmez. Ki kalbe oturmamış imana münafıkların imanı deniyor. Münafığın imanı ağzındadır ha, dilindedir, öyle değil mi? Kalbine otursa zaten münafık olmazdı, mümin olurdu. Şimdi iman kalbe oturunca ne olur? Şimdi oraya gireceğim. Ve zeyyenehu fi kulubikim, zeyyene, zinet, süs, güzel, canlı demek. Zinet canlılıkla alakalı bir hadisedir. Mesela sizin bir kandiliniz olsa, kandil içinde fitilli bir lamba, camlı, camekanlı, eskiden böyle camekanlı, fitilli ne olurdu? Kandil, çıra, kandil olurdu. Karanlıkta onu yakardınız, giderdiniz bir yerlere ve evinizde bulundururdunuz, kandil. Bu kandilin güzelliği, ziyneti, süsü, canlılığı nasıl anlaşılır? O fitil tutuşur, içinde yanarsa, parlarsa o kandil canlıdır, diridir, süsü, güzelliği ortadadır. Yanıyorsa, parlıyorsa ortadadır. Parlamıyorsa paslı tenekedir. Öyle mi değil?
yanarsa bir işe yarar.